Peter ve Petruşa. Bir zamanlar bir çar yaşarmış. Adı Peter'mış. Ona Büyük Peter denirmiş. Bir gün Baltık kıyısında bir şehir kurmaya karar vermiş. Ve bu şehre St. Petersburg adını vermeye karar vermiş. İyi bir yer seçmiş. Orada bir nehir ve deniz varmış. Her yönde güzel bağlantılar varmış. Ama ne yazık ki yolun üzerinde kocaman bir taş varmış. Ve buradan kimse geçemiyormuş. Hemen onu kaldırın oradan, demiş çar. Bunu yapana cömert bir ödül vereceğim. Hemen bir Alman mühendis gelmiş. Natürlich, majestelerinin şanına yarışır bir mekanizmayla taşı küçük parçalara ayırabilirim. Bütün ekipman 100.000 rubleye mal olur. Anlaştık mı? Böylece çalışma başlamış. Testereyle kesmiş, oymuş, kazmış ama başarılı olamamış. Sonunda aletlerini bozmuş, kırmış ve mekanizmasını yok etmiş. Sonra İtalyanlar gelmiş. Demişler ki, allora! Bu hassas bir iş. Bu işi havadan çözebiliriz sadece. Leonardo ustanın uçağı onu götürecek ve sadece 50.000 rubleye mal olacak. Anlaştık mı? Per favor. Sonra Çinliler ortaya çıkmış ve kamu kesesinden geri kalanı almışlar. Ve taşı patlatmaya söz vermişler. Çok sayıda Çinli bir araya gelip bombalar, taşlar, havai fişekler hazırlamış. Aman tanrım! Majesteleri nerede? Ve majesteleri gökyüzünde uçuyormuş. Yabancılara bu kadar çabuk güvenmemesi gerektiğini düşünerek halini seyrediyormuş. Kudretli imparator. Tam da bu zamanlarda Azak yakınlarında bir asker ormanın içinde marş söyleyerek evine dönüyormuş. Kudretli imparatorumuz alayların önünde bir şahin gibi uçuyordu. Sen de kimsin? Ben bir askerim. Asıl sen kimsin? Ben Peter'ım. Oo, sen düştün galiba. Ben de Peter'ım. Yani adaşız. Gel elbiselerini ver bana. Ah sevgili Peter, ne oldu da bu bataklığa düştün acaba? Garip. Eğer gelmeseydin boğulabilirdin. Rica ederim. Senden anca Peter Işka olur. Neredeyse sana çağır diyecektim. Ne çağırı? Bataklık çağırı. Hayır, ben çağır değilim. Onun hizmetçisiyim ben. Beni ormandan çıkarır mısın? Bana çağırı gösterir misin? Onu gerçekten hiç görmedin mi? Göremezdim. Son sıradaydım. O noktadan hiçbir şey görülemiyordu ki. Düşmanlarının üzerine bir fırtına gibi çöktü kurşunlar. Bir bulut gibi koştu sıcak kan ve uçtu. Bir bulut gibi koştu sıcak kan ve sonra uçtu. Dur! Sen nereye... Asker korkmamıştı. Soyguncuları feci yumruklamıştı. İngilizler buna şöyle derler. Knockout. Aniden bir kurşun çarın şapkasına saplanmış. Ama imparatorun kafası... Şimdi iyi misin? Ama imparatorun kafası karışmamış. Alev alevmiş. Öylece yürüyorlarken nasıl kaybolduklarını fark etmemişler bile. Hava karanlıkmış. Tek bir pırıltı bile yokmuş. Peki adaşım, bana yardım et. Daha yükseğe tırmanacağım ve bir ateş arayacağım. Nasıl olur bu?
25 yıl bana hizmet etmiş ama beni görmemiş bile. Bu ne kadar garip. Bir ateş görüyorum Pete, çok yakında. Biraz ilerleyip ateşe ulaşmışlar. Aa, burası iyi bir yer değil, demiş Char. Geceyi geçirmek için uygun değil. Rus devlet haritasında işaretlenmemiş bir yer burası. Önemli değil, ayarlayıp işaretleriz. Hadi. Herkes uyuyor mu? Yoksa ölmüşler mi? Ne istiyorsunuz benden? Geceyi burada seninle geçirmemize izin vermeye ne dersin? He, tanrı misafiri. Ormanda uyuyabilirsiniz. Mis gibi yer. Yavaş ol ihtiyar. Ben askerim, her yerde uyurum. Ama arkadaşımla ilgilenmem gerek. Ve o her yerde uyuyamaz. O Char'ı yakından görmüş biri. Hatta hep Char'ın yanındaymış. Ve elindeki yiyeceklerden biraz bize vermeni istiyorum. Sizin için hiçbir şeyim yok. Sürüngenler sizi. Defolun buradan. Uzak dur, uzak dur. Ama bir askerin burnu iyi koku alır. Ve bu yüzden ocakta bir şeyler olduğunu fark etmiş. Ve yaşlı kadın bunu paylaşmak zorunda kalmış. Tamam. Size biraz uyku iksiri vereyim. Derin bir uyku çekin ve diğer dünyada uyanın. Demek bizi de böyle uyutacaktın. Hemen bize yatak hazırla. Çatı katına çıkın sevgili misafirler. Orada bir samanlık var, bu yüzden sıcak ve yumuşaktır orası. Sırayla uyuyalım Pitirişka. Güvende olmak en iyisidir. Önce Char izlemeye başlamış. Asker yatmış ve düşünmüş. Pit nasıl olacak da izleyecek acaba? Ben ona bir baksam mı? Neden sendeliyorsun? Uyuyor musun yoksa? Hayır, hayır. Güzel. Ah, dikkat et. Char önce ayakta duruyormuş ama sonra tekrar uykuya dalmaya başlamış. Ama bir asker hiçbir zaman kendini tutamazmış. Sence izlemek için doğru yol bu mu? 25 yıldır bana öğretiliyor ama sana öğretmemişler. İki kez mazur görüldün ama üçüncüden sonra hep suçlusun. Şimdi uyuyabilirsin seni gafil. Kendi başıma izleyeceğim. Birden asker dövdüğü soyguncuların geldiğini görmüş. Öfkeli ve açmışlar. Bize hemen içecek ve yiyecek bir şeyler ver. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Misafirlerim her şeyi yedi ve içti. Ne misafiri? Son zaman iki tane yavru kuşum var. Tamam. Bunu ödeyecekler. Neredeler onlar? Tavan arasında. Uyumaktalar. Sovateka, git horozları tüneklerinden indir. Bak şuna neler oluyor. Niye oyalanmış? Neden oyalanıyorsun? Ay ay ay! Sizi işe yaramaz ahmaklar. Bir işi beceremediniz. Yine mi sen? Evet ben. Haydi ekibinin yanına. Aa, ne oldu? Yine mi bunlar? Evet ama kendilerine zor gelirler. Neden beni uyandırmadın? Çünkü çok tatlı uyuyordun Peter. Yaşlı kadın misafirlerini sağ salim görünce korkmuş. Ay lütfen beni öldürme lütfen. Beni soyuyorlar. Onu sana vermem de vermem. Of, o benim. Onu sana vermem. Yaşlı kadının onu kutusunu vermem. Açmışlar ve altın dolu olduğunu görmüşler. Onlarım. Hayır, onu sana veremem. Sizi hırsızlar, sizi Char'a şikayet edeceğim. Hırsızlar sizi. Soyuldum komşular, soyuldum. Atlarımız dört nala koşar. Onlar bile Char'a sadıklar. Çek kayıkları haydi uzağa, mutluluğa. Bu arada Char'ın mahiyeti taşın altında oturmuş, Char için yas tutuyormuş. Sizler Char'ınızı özlediniz mi? Char nerede ki?
Siz ve ben hariç herkes şapkasını çıkarttı. İçimizden biri çar olmalı. Tahmin et bakalım. Aha, sen çarın hizmetkarısın. Bu durumda yeni çar ben olmalıyım herhalde. Ne kadar komiksin. Bu gerçekten komikti. Sonra mahiyeti tekrar başlamış. Majesteleri, taşla denemelere devam etmek istiyor musunuz? Dur bakalım. Peki asker, onunla ne yapacağımızı düşünüyorsun söyle. Ve asker demiş ki, daha fazla harcamanıza gerek yok. Aklınızı kullanarak bu altınla bütün bir şehir kadar inşa yapabilirsiniz. Ve o taşın üzerine majesteleri için bir anıt dikmelisiniz. Yıllar boyunca kalır. Torunlarınız bile sizi tanımış olur. Ve çar demiş ki, hadi yapın. Ama bana ayakkabıyla vurduğunu kimseye söyleme, tamam mı? Ve şöyle oldu. Her şey çarın buyurduğu gibi yapıldı. Kent ve anıt muhteşem göründüler. Bunun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz. Ama askerin bunu kimseye söylemediği kesin.